Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyorum. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Kredi kartı sahiplerini yakından ilgilendiren, yaklaşık 62 milyon kişiyi yakından ilgilendiren bir haberle karşınızdayız. Ama öncelikle konuğumu tanıtmak istiyorum. Avukat Mustafa Zafer bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım. İyi yayınlar. Şöyle ki geçen hafta meclise teklif gönderildi. Bugün de işte biraz netleşti detayları. Onun hemen bilgisini verelim. Kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor dedik. Yaklaşık 62 milyon kişi 100 bin lirayı aşan kredi kartı limiti olanlar için bir haberdi. Savunma sanayine 750 liralık bir işte ödeme yapılacağı şeklinde. Bugün de netleşen haber şuydu ki 5 Ocak tarihinde 100 bin lirayı aşan limiti sahip olanlar bu ödemeyi gerçekleştirecek diye hemen hafta sonunda bütün herkes limitim ne kadardı, ne yapabilirim diye aramaya başladı. Siz neler söylersiniz bu konuda? Şimdi öncelikle şöyle, bizde şu an hali hazırda 125 milyon 925 bin adet kredi kartı var. Bu kredi kartlarından yaklaşık %50'si, yani sizin de az önce söylemiş olduğunuz 62 milyona çok yakın bir rakam olan 61 milyon 955 bin tanesinin kullanımı 100 bin liranın üzerinde. İşte iktidar partisinin vermiş olduğu kanun teklifi sonrasında şöyle bir şey oldu ve bu hemen bomba gibi herkesin gündemine düştü. Neden? Çünkü biz millet olarak artık o kadar yoğun kredi kartı kullanıyoruz ki, kredi kartı kullanmamızın aslında en önemli nedenlerinden bir tanesi artık genel bir ücret olan asgari ücret bizim yaşamımızı idame ettirmesi için o kadar yetersiz ki, dolayısıyla bir çare olarak ne yazık ki kimse borçlanmak istemez ama bir borçlanma ihtiyacını gidermek adına bankaların bize vermiş olduğu, tahsis etmiş olduğu kredi kartlarındaki kredi limitlerini ne yazık ki biz tüketir hale geldik ve hali hazırda o kadar fazla bir kredi kartı kullanımı var ki, işte bu o kadar çok kredi kartı, milyonlarca kredi kartının yaklaşık %50'sinin de 100 bin lira üzerinde limitinin olması tabii birçok kredi kartı hamilini yakından ilgilendiren bir konu olmasını doğurdu. Dolayısıyla burada söz konusu tasarının gerekçelerine baktığımızda, kanun düzenlemesi şayet genel kurulda, meclis genel kurulunda yasalaşması halinde 100 bin lira üzerindeki her bir kredi kartı için, yani Aleyna Hanım, bankaların size vermiş olduğu şayet 4 tane kredi kartı varsa ve siz bu 4 tane kredi kartının her birinin limiti 100 bin liranın üzerinde ise, evet, siz her bir kart başına 750 TL savunma sanayi katkı payı ödeyeceksiniz. Dolayısıyla bu kart başına kart hamilinden alınabilecek bir ücret olabilir. Ne zaman söz konusu metin yasalaşırsa. Peki buradan sadece kredi kartından mı bu fon kesilecek? Hayır. Gayrimenkul alım satmadan tutun da şirketlerin vermiş olduğu gelir vergisi beyannamelerdeki kesilen damga vergisine eklenebilecek olan damga vergisi miktarı kadar olan eklenecek bir oranla araç alım, yani sıfır araç alım satımından ikinci el araç alım satımına kadar birçok farklı gider kalemine eklenen bir savunma sanayi katkı payıyla karşılaşacağız. Tabii burada vatandaşı en çok etkileyen sorulardan bir tanesi şu: benim 3-4 farklı bankadaki toplam kredi limitim 100 bin lirayı aşıyor. O halde ben İşte bu 750 lira payda katkı payı benden kesilecek mi sorularına da aslında sizin programınız vesilesiyle bir cevap vermiş olayım. Hayır, kartlarınızın toplam limitinin 100 bin lirayı aşması sizin 750 lira katkı payı ödeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Burada kriter, temel olan kriter şu: herhangi bir kartınızın miktarının 100 bin lirayı aşması. Dolayısıyla 100 bin lirayı aşan her bir kart kullanımı için 750 TL bir katkı fonu alınacak diyebiliriz kısaca. Peki burada bu katkı payının alınması aslında hukuki mi değil mi? Biz şunu biliyoruz ki herhangi bir şekilde borç kullanan, çünkü kredi kartı aslında bir borçlanma aracı. Dolayısıyla biz borçlanma aracı olarak kullandığımız ve bankanın aslında
Aleyna Horasan'a yahut Mustafa Zafer'e sen bu kadar borçlanabilirsin dediği bir kartın kullanımından dolayı bir katkı payı alınması hukuki mi değil mi? İşte burası tamamen vatandaşın kafasını karıştıran bir soru. Anayasamıza göre herhangi bir... Ekonomistlerin hafta sonunda ekonomistlerin böyle bir açıklaması vardı. İsim vermeyeceğim ama borçlardan vergi alan ülke ilk olarak neresidir diye sorsanız Türkiye diye böyle onların da tabii ki sorguları, onların da işte ortaya koyduğu bir takım paylaşımları vardı. Değil mi? İnsanın aklına gelmezdi bu. Doğru. Baktığımız zaman borçtan bir vergi alınması söz konusu. Yasal olarak gerekçeleri neler? Aslında bu tespitlerin hepsi doğru. Çünkü borçtan vergi alınması teknik olarak mümkün değil. Çünkü vergiyi doğuran dediğimiz olay aslında bir kazanç. Yani siz bir şey kazanacaksınız, bir mal alım satacaksınız. İşte bu mal alıp satmaktan ya da size bir maaş yatacak düzenli. Yani sizin bir kazancınızın olması lazım, bir gelirinizin olması lazım. Bir gelirin olmadığı yerde, aksine tam tersine gelirin tersinedir gider. Sizin bir gideriniz var, masrafınız var, borçlarınız var, ödemiyorsunuz. İşte borçlarınız var, ödeyemiyorsunuz dediğiniz yerde 750 lira bir katkı payıyla karşılaşmak hem bir tüketici uyuşmazlığı olarak karşımıza gelebilir, hem bir anayasal problem olarak karşımıza gelir, hem de daha önemlisi vergisel anlamda, vergi hukuku anlamında belki de gerçekten anlaşılması güç olan, yani bizim tarafımızdan anlaşılması güç olan bir problem olarak karşımıza gelmesi mümkün. Neden? Çünkü borçtan, bir borçlanma aracından vergi alınması, ki bu vergi değil, burada bir savunma sanayi katkı payı diye bu geçiyor. İşte bu katkı payının mevcut sistemde kendisini gösterecek olması, inanın bizim açımızdan da ilk defa, yani bu sistemde kendisini gösterecek olması büyük bir problem. Uygulaması nasıl olacak? Hep birlikte söz konusu metnin yasalaşması halinde göreceğiz. Ancak burada şunu söylemek lazım. O kadar büyük bir paradan bahsediyoruz ki işte yaklaşık 62 milyon kredi kartı sahibinin 100 bin liranın üzerinde kredi kartı olduğunu biz Bankalar Birliği Risk İzleme Merkezi'nin hazırlamış olduğu rakamda orada kat aralıklarının ne kadar olduğunu açıkça gösteriyor. İşte 100 bin lira üzerindeki kartların toplam şu an uygulamada, yani tedavülde, yani piyasada dolaşan kartların yaklaşık yarısı, yani 61 milyon 955 bin 105 tanesi 100 bin liranın üzerinde. İşte buradan kabaca bir hesap yaptığımızda, yani 46,5 milyar gibi savunma sanayine bir katkı payı geleceğini öngörüyoruz. Peki buradan hali hazırda tabii vatandaşlar şayet söz konusu kanun uygulaması yürürlüğe girene kadar 100 bin ve üzeri kart limiti olan vatandaşlar 100 bin liranın altına şayet bu kart kullanım miktarlarını düşürürlerse tabii onlar söz konusu 750 lira katkı payını ödemeyecekler. Peki burada ola ki siz bir kart dönemi, yani bir kart dönemi içerisinde, bir yıl içerisinde bu katkı payını bir kere ödediniz. Ancak daha sonradan kartınız kayboldu ya da çalındı. Yeniden bir kart çıkarttırdınız. İkinci kez 750 lira ödeyecek misiniz? Hayır. Bir kart için bir yıl, yani bir takvim döneminde, yani 1 Ocak 31 Aralık arasında sadece bir kere 750 lira sizden savunma sanayinde katkı payı talep edilebilecek. Peki ola ki sizden söz konusu katkı payı talep edildi ve kredi kartınızdan bu para alındı. Yani siz 750 lira katkı payını çektirdikten bir müddet sonra, bundan bir ay sonra, 15 gün sonra, 2 ay sonra kredi kartını ben kullanmak istemiyorum dediniz ve kredi kartını kapattınız. 750 lirayı söz konusu düzenleme aynen yasalaşırsa geri talep edemeyeceksiniz. Yani 750 lira ödenmiş olacak. Biz kredi kartlarına zaten geçinemediğimiz için mahkumken bir şekilde kredi kartları üzerinden kendimizi kısa bir vadede olsa taksitlendirebiliyorken, borçlandırabiliyorken böyle bir düzenlemenin
kredi kartı kullanıcıların üzerine yük olarak gelmesi, ki zaten yine en başta söylediğimi sonda da söylemiş olalım. Herhangi bir şekilde borçtan vergi alınması mümkün değil. Borçtan vergi alınmamasının mümkün olmamasının nedeni de ortada bir kazanç yok çünkü. Vergi kazançtan alınır. Kazandığın bir varlıktan siz vergi alabilirsiniz. Biz bir şey kazanmıyoruz ki. Borçtan vergi alınırsa, buna adına isterseniz siz katkı payı deyin, isterseniz katkı fonu deyin, ne derseniz deyin. Ama vergi alınamayacağı bu kadar açık ve netken, böyle bir durumun yasalaşması, inanın bizim gibi orta direk ya da ortanın biraz daha altında yaşayan bizlerin hayatını bir parça daha zora sokacağını söylemek hiç zor olmayacak. Peki bu durumda vatandaş ne yapmalı? Bu vergi, işte kredi kartı vergisinin önüne geçmek için yasal olarak ne yapılacak? Son olarak onu da soralım. Burada artık söz konusu metin aynı şekilde yasalaşırsa, hı hı, muhtemelen söz konusu kanunu muhalefet partisi ya da işte sivil toplum örgütleri anayasa yargısına taşır diye düşünüyoruz. Ancak burada bundan sonra ne olur, nasıl bir süreç gider, bunu hep beraber yaşayarak göreceğiz. Ancak burada bu söz konusu teklif metninden geri dönülmesi aslında birçok kişiyi hem psikolojik açıdan hem de manevi açıdan rahatlatacak olmasını burada vurgulamak lazım. Çünkü gerçekten insanlar çok zor bir durumda. İnanın insanlar hayatlarını idame etmekte zorlanıyorlar. Bakın artık bu ekonomi öyle bir darboğaza geldi ki birçok genç hayatının baharında ne yazık ki işte her gün sosyal medyada görüyorsunuz. İstemediğimiz hadiseler, hiç o görmek istemediğimiz tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Üniversite okuyan o gençler ailelerine yük olmamak için intihar ediyorlar. Önce çok kötü tablolarla karşı karşıyayız. Evet, ne yazık ki biz burada vatandaşın üzerindeki yükü bir parça daha alarak bu tarz kanunlaşma faaliyetlerinden belki de uzak durmakla daha faydalı, daha yararlı bir takım işlerin içinde olabiliriz. Çünkü zaten vatandaşın durumu çok zor. İnanın hiç istemediğimiz o manzaralarla karşılaşmak, görmek, o sosyal medyada o hiç görülmemesi gereken hadiseleri görmek zaten hepimiz derinden üzüyor. Hı hı. Bundan sonraki aşamada varlıklı insanlardan, zenginlerden, çalışan şirketlerden, bakın bizim isimlerini bildiğimiz ancak burada zikretmeyeceğimiz dev şirketlerden vergiler alınmadığına ilişkin bir takım sosyal medyada haberler dönüyor. Doğru ya da yalan. Kredi kartı ama için de aynı şey söylendi. Madem 100 bin liradan alınıyor, 200 bin lira olanlardan da iki kere alınsın şeklinde. Hani daha çok harcama yapan, daha çok işte geliri olanlardan diye. O daha büyük bir yanlış. O daha büyük bir yanlış. Zaten siz bir mal alırken ya da bir hizmet alırken düşünün, kredi kartından bir hizmet alıyorsunuz, tatile gidiyorsunuz. Kredi kartından peynir alıyorsunuz, süt alıyorsunuz. Ya da kredi kartı çektirmek suretiyle çocuğunuzun okuldaki yemekhane ücretini ödüyorsunuz. Mümkün mü bunlar? Hepsi mümkün. Hı hı. Peki bunları öderken biz devlete vergi vermiyor muyuz? Hı. Veriyoruz. Tabii ki de veriyoruz. Biz zaten vatandaş olarak üzerimize düşeni zaten yapıyoruz. Her ay zaten bu milyonlarca kredi kartından milyonlarca liralık vergi yükü zaten peşinden çekiliyor ve devlet bunu tahsil ediyor. İlaveten neden siz Aleyna Hanım'a, Mustafa Bey'e neden yük yüklüyorsunuz? Asıl burada konuşulması gereken konu bu. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Avukat Mustafa Zafer yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.